Şimdi bir erk hayvanı ya da koruyucu ruhla tanışmak için aşağı dünyaya yolculuk yapacağız. Aşağı dünyaya genel olarak yerin altına giden bir tünel ya da girişten geçerek ulaşılır. Bu dünya son derece somut ve elle tutulabilir görünür. Ve mağaralar, dağlar, denizler, jungle'lar, sık ormanlar, bozkırlar ve çöllerle nitelenir. Aşağı dünyanın sakinleri, hayvan, ağaç, bitki ve kaya ruhları ve yeryüzünün gizemleriyle ilişkilendirilen insan formundaki ruhlardır. Rahatça oturabileceğiniz ya da uzanabileceğiniz bir yer bulun. Bulunduğunuz odadaki ışığı söndürebilir, perdeleri çekebilir ya da bir eşarp veya uyuma gözlüğüyle gözlerinizi kapatabilirsiniz. Işığın gözlerinize girmesini engellediğinizde şamanik bilinç durumuna girmeniz kolaylaşır. Öncelikle niyetinizi belirlemeniz önemlidir. Başarılı bir şamanik yolculuğun anahtarı niyettir. Erk hayvanı ya da koruyucu ruhunuza sizin için önemli olan herhangi bir konuda soru sorabilirsiniz. Sorun yaşadığınız herhangi bir konuyla ilgili spesifik bir soru sorabilirsiniz. Veya yolunuza nasıl devam edeceğinizle ilgili genel bir tavsiye de isteyebilirsiniz. Evet ya da hayır biçiminde cevaplanabilecek soruları sormamanızı öneririm. Çünkü böyle bir cevap sağlıklı bir karar almanız için gerekli olan derinlikte bilgi almanızı sağlamayabilir. Ve zamanın dışındaki bir aleme yolculuk yaptığınız için ne zaman sorusunu da sormaktan kaçının. Ve kendisinin izni olmadan başka birisi hakkında soru sormayın. Ayrıca bu yolculukta soru sormadan yalnızca yardımcı ruhunuzu ziyaret edebilir ve soru sormak için başka bir zaman yolculuk yapabilirsiniz. Veya fiziksel ya da duygusal bir acınızı dindirmesi için erk hayvanınız ya da koruyucu ruhunuzdan şifa uygulamasını isteyebilirsiniz. Şimdi soracağınız soruya ya da ne için şifa isteyeceğinize karar verebilmeniz için odaklanmanıza yardımcı olmak için yaklaşık 1 dakika davul çalacağım. Hayvanınız ya da koruyucu ruhunuz sorunuzu cevaplayacak ya da size şifa uygulayacak. Sizin rolünüz erk hayvanınıza niyetinizi belirtmek yani sorunuzu sormak ve sonrasında tüm duyularınızı açmak. Bir imaj mı görüyorsunuz? Bir mesaj mı duyuyorsunuz? İçinizde bir bilinç hissi mi uyanıyor? Ya da bedeninizde bir şeyler mi hissediyorsunuz? Bunlara dikkat etmek. Eğer şifa yardımı isterseniz erk hayvanınız ya da koruyucu ruhunuzun sizinle paylaşacağı sevgi dolu enerjileri açık olmak için kendinize izin verin. Bu sevgi dolu enerjileri içinize çekin ve acınızı ya da hastalığınızı dönüştürdüğünü hissedin. Yolculuğu zorlamayın, rahatlayın ve akmasına izin verin. Derin nefesler alıp vermeye devam edin. Yolculuk sırasında davul çalarken aynı anda da sizi yönlendireceğim. Erk hayvanı ya da koruyucu ruhunuza soru sorma ya da şifa isteme zamanı geldiğinde sessizce davul çalacak ve konuşmayacağım. Dönüş zamanı geldiğinde geri dönüş için sizi yönlendireceğim.
aşağı dünya yolculuğumuza doğada daha önce bulunduğunuz bir yeri düşünerek başlayalım. Bu yerde olduğunuzu ve çevrenizi deneyimleyin. Ve çevrenizde aşağı dünyaya seyahatinizde kullanabileceğiniz bir giriş, bir açıklık olup olmadığını fark edin. Aşağı dünyaya gitmenin geleneksel yolları bir mağara, göl, nehir, dere, şelale gibi bir su kütlesi, bir ağacın gövdesi, bir yanardağ ya da yerdeki bir delik olabilir. Yerin altına inebileceğiniz herhangi bir yolu seçebilirsiniz. Şimdi size kullanabileceğiniz bir giriş bulmak için, etrafınıza bakmak için zaman vereceğim. Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefesinizin tüm bedeninizde hareket ettiğini hissedin. Nefesinizin gücünü hissetmek için ellerinizi kalbinizin ya da karnınızın üzerine koyun. Şimdi derin bir nefes alın. Durun. Ve yavaşça tümünü verin. Yeniden nefes alın. Durun. Ve yavaşça tüm nefesinizi verirken zihninizin sessizleşmesine izin verin. Kendi hızınızda birkaç kere tekrarlayın. Nefes alırken beliren duygu, düşünce, imaj ve hisleri fark edin. Çevrenizdeki sesleri fark edin. Bu ses ve düşüncelerden bir adım uzaklaşın ve şimdilik günlük hayatınızı geride bırakın. Şimdi yerin altına giden açıklığı hayal edin. Buraya girdiğinizi deneyimleyin. Ve kendinizi bir geçişte bulacaksınız. Sizi aşağı dünyaya götürecek olan bu geçiş bir tünel ya da geçit gibi görünüyor. Ve kendi kendinize aşağı dünyada koruyucu ruhum ya da erk hayvanımla tanışmak istiyorum sözlerini tekrar ederek tünelden aşağı doğru gitmeye başlayın. Geçit ya da tünelinizden aşağı doğru giderken ayaklarınızı
ve bastığınız yeri hissedin. Yumuşak mı? Sert mi? Düz mü? Engebeli mi? Işığa doğru yürüyün ve aşağı dünyaya adımınızı atın. Etrafınıza bakın. Renkleri, bitkileri, hayvanları ve doğanın seslerini fark edin. Havayı teninizde hissedin. Ilık mı? Soğuk mu? Sıcak mı? Kuru mu yoksa nemli mi? Tüm aromaları içinize çekin. Gökyüzü nasıl? Bulutlar mı var, yoksa güneşli mi? Muhteşem bir güzellik ve huzurun olduğu yerdesiniz. Bastığınız yeri hissedin. Üzerinde durduğunuz yerin sert mi, yumuşak mı, kuru mu, nemli mi olduğunu fark edin. Yaprakların, çimenlerin ya da kumun üzerinde mi duruyorsunuz? Sizi karşılamak için bekleyen bir erk hayvanı ya da koruyucu ruh olup olmadığını anlamak için etrafınıza bakın. Veya dinleyin. Veya hissedin. Sevgi dolu bir yardımcı ruhun farkına vardığınızda "Sen benim erk hayvanım mısın?" diye sorun. Eğer bu varlık hayvan formunda değilse, "Benim koruyucu ruhum musun?" diye sorun. Bu varlık cevabını size telepatik olarak verebilir. Size bir yere yönlendirebilir ya da size yardımcı olmak için orada olduğunu belli etmek için bir şey gösterebilir. Bedeninizde hissedeceğiniz içgüdüsel bir his de bu ruhun sizin için orada olduğunu size hissettirebilir. Şimdi erk hayvanınıza ya da koruyucu ruhunuza hayatınıza neden girdiğini
önemli soru. Bana öğretmen gereken nedir diye sordum. Eğer hayvanınız ya da koruyucu ruhunuz hayatınızdaki rolünü size anlatırken bir süre sessiz kalarak davul çalacağım. Şimdi yardımcı ruhunuza sorunuzu sorun ya da şifa isteğinizi söyleyin. Ve sonra olacakları deneyimleyin. Bakın, dinleyin, duyun, hissedin, kokuları fark edin. Yardımcı ruhunuz pek çok yolla sorularınızı cevaplayabilir ya da size şifa uygulayabilir. Ve elbette bu zamanı yardımcı ruhunuzu yalnızca ziyaret etmek için de kullanabilirsiniz. Thank you.
yolculuğu bitirme vakti. Ayrılmadan önce erk hayvanınız ya da koruyucu ruhunuza hangi güce sahip olduğunu sorun. Erk hayvanı ya da koruyucu ruhunuzdan ellerinizi tutarak bu armağanı size aktarmasını isteyin. Yardımcı ruhunuz bu gücü ya da yeteneği size aktarırken ben de sessizce davul çalacağım. Şimdi geri dönme zamanı. Size olan sevgi ve yardımı için yardımcı ruhunuza teşekkür edin. Yardımcı ruhunuza olağan bilinç durumuna dönme vaktinizin geldiğini söyleyin ve şimdilik vedalaşın. Davul ritmini takip ederek arkanıza dönün ve dönüş yolculuğuna başlayın. Bu şifa dolu yerden ayrılın ve geldiğiniz yolu takip ederek geçit ya da tünelinizden dönüş yolculuğunuza başlayın. Bu deneyimden kazandığınız her şeyi yanınızda götürdüğünüzü bilerek ilerleyin. Bu deneyimin günlük hayatınızda olumlu bir fark yaratacağını bilerek dönüş yoluna devam edin. Birkaç derin nefes alarak topraklanın. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Ellerinizi kalbinizin üzerinde birleştirin ve kalp atışınızı hissedin. Bedeninizi hissedin. Erk hayvanı ya da koruyucu ruhunuzdan almış olduğunuz bilgiyi değerlendirmek için sessizce zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Eğer şifa istediyseniz, farklı hissedip hissetmediğinizi fark edin. Kendinizi tamamen bedeninizde topraklanmış ve çevrenizle bağlantıda hissedin. Eve hoş geldiniz. Ve kendinizi hazır hissettiğinizde göz bandınızı çıkarın, gözlerinizi açın ve hayatınız için teşekkür edin. Yolculuğunuz hala yeniyken not almak isteyebilirsiniz. Bu yolculuğu istediğiniz zaman yapabilir ve yardımcı ruhunuzla tekrar tekrar buluşabilirsiniz.